Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Nintendo Switch kutu açılımıyla karşınızdayım. Sonunda yıllar sonunda benim de bir Switch'im olabildi. Sonunda bir Switch edinebildim. Görebileceğiniz üzere. Şimdi gelin bakalım bir kutusunu açalım beraber. Neymiş, ne çıkıyor içinden, neler olacakmış. Yanında da şöyle ufak bir oyunumuz var. Bunlara bakalım. Açalım bir kurulumunu yapalım. Neymiş, ne değilmiş. Switch nasılmış? Bir göz atalım. Aranızda zaten bilenler vardır. Ben normalde 2DS XL kullanıcısıydım. Ama onunla beraber bir Nintendo Switch'im de olsun istedim. Yeni nesil geldi. Herkes yeni nesil heyecanında. Baktım yeni nesilde bir cacık yok. Ben de dedim ki bari yeni nesile harcayacağım parayı gideyim Nintendo Switch'e harcayayım. Çünkü Nintendo mükemmel bir konsol. Nintendo çok güzel. 3DS'e de zaten çok güzel vakitler geçiriyoruz. Ben acayip heyecanlıyım. Bakacağız Joy-Con'lar nasılmış, dock nasılmış. Oymuş muymuş artık bakacağız. Nintendo Switch çok güzel alet. Hadi bakalım şöyle bir kutu tasarımına bakalım. Bu yeni versiyonu bildiğim kadarıyla daha pili uzun gidiyormuş falan. Ekranında daha bir şeyler varmış. Araştıranlar bilir zaten. Çok da umurumda değil. Benim için önemli olan Mario oynatsın, Zelda oynatsın. Yeter Joy-Con'ları böyle plik plik çıksın. Beraber o plik plik çıkartacağız. Bildiğiniz üzere benim değişik değişik böyle isteklerim vardır. O isteklere elimden geldiğince Nintendo Switch'e uygulayacağım. Mesela PlayStation 5'i şu şekilde yukarıdan tutup ortadan ikiye ayırma gibi değişik isteklerim var. Tabii Switch'te böyle isteklerim olmayacak. Merak etmeyin ama böyle şeyler düşünen biriyim. Hadi bakalım. Çok sade ve şık bir tasarım var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Alet mükemmel ufak. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Buyurun Xbox kontrolörü. Bir. Bu da PlayStation 4 kontrolörü. İki. İki tane kontrolör boyutunda kutu. Şöyle hatta 2DS XL'nin de kutusunu getirdim. Şu şekilde karşılaştırma olsun diye. Yine 2DS XL de yanımda. Onlara bakacağız. Şöyle boyut karşılaştırması hani yapayım diye. Bunu da getirdim. Yine 2DS XL'de bakarız. Sonuçta bir önceki jenerasyon da o. Üst tarafında Nintendo. Önde Nintendo. Yan tarafımızda şekilli şu kullu güzel fotoğraflarımız. Bakalım gerçek hayatta bu kadar havalı gözüküyor mu? Göreceğiz. Şöyle şu şekilde gerçekten mükemmel bir fotoğraf. Tabi kargo sağ olsun birazcık sağ solunu yıpratmış ama olsun olacak. Problem değil. Burada belli başlı kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzu değil. Bu tam olarak ne bilmiyorum. Ha, içinden çıkanları direkt olarak yazmışlar. Şurada görebileceğiniz üzere. Konsolun kendisi, tutucu, dock, şarj kablosu vesaire. O zaman hızlıca açalım. PAL versiyonu olduğunu biliyorum bu konsolun. Şöyle söyleyeyim. CD medya garantili değil bu cihaz. Kesinlikle Türkiye'den almadım. Yani o yüzden yorumlarda sürekli geliyor görüyorum. Nereden aldın Switch'i, nereden alabilirim, tavsiye eder misin, nereden alınabilir falan diye. Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Nintendo alıcılarına Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü müthiş işkence yani şu aleti almak müthiş yoruyor insanı. Umarım siz de kendinize güzel bir yer bulabilirsiniz. Yurt dışından alabiliyorsunuz. Direkt yurt dışından. İyi yanı region lock yani bölge kilidi yok. Yani gidin Japonya'dan oynadın Avrupa cihazına takın. Tertemiz çalışıyor alet. Ama abonelikler kısmında tam olarak nasıl oluyor o işleri zamanla öğreneceğiz. Beraber ben de sizlere aktaracağım aynı zamanda. Çünkü beraber öğreniyoruz ve ben öğrendiğim şeyleri bağıra bağıra söylemeyi seviyorum. Bana kızıyorsunuz kutu açımlarını çok uzun yapıyorsun diye. Yapacağım uzun yapacağım çünkü bu kutuyu açmak 30 saniye açarım fırlatırım. Nintendo Switch derim geçerim. Ben biraz benim ağzım laf yapar. Hiç kusura bakmayın. Orijinal Nintendo diyor. Yaşasın kazıklanmadık. Şöyle bir açtık bakalım. Hadi herhangi bir şey yok. Evet. Ne diyor? O kullanım kılavuzu. Aa çok güzel yere koymuşlar. Ben şu an öğrendim bunu. Şu an evet tak diyor. Ve diyor ki güzel güzel oynamaya başla. Peki şöyle açalım. Bakalım. Hell yes. İşte Nintendo Switch'in kendisi burada. Şu şekilde Joy-Con'ları. Nasıl yapsak? Tek tek mi çıkarsak? Oo. Güzel güzel. Bunlar sağlam. Güzel hissettiriyor. Bunlara bakalım. Şimdi mi baksak yoksa şimdi bir kenara koyalım. Bunları sonra işin heyecanını sonra hesapladım ama çok güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bu da Nintendo Switch'in kendisi. Bakalım nasıl bir alet. Oo, bu alet biraz ağırmış. Evet. Bu alet birazcık ağırmış. Şu şekilde Nintendo Switch yazısı. Bunlara tekrardan bakacağız. Önce bir kutu içeriğine bakalım. Bakalım eksik var mı, patladık mı? Çünkü biliyorsunuz Epic Fail. Çok çok yaşarım, çok severim. Bakalım şurada. Burada yanlış bilmiyorsam şu şekilde. Evet, burada bir gripimiz varmış. Bu biraz aslında bakar şöyle söyleyeyim. Hepsi plastik ama hani böyle müthiş bir dandiklik hissi vermeyen plastik. Mesela hafif ama böyle ne bileyim hoş. Anlıyor musun? Böyle bir Nintendo kalitesi var. Böyle
koklayasınız geliyor, öpesiniz geliyor. Değişik bir alet. Bunu da bakalım. Ben özellikle tabii Joy-Con'ları şu şekilde oynamak da çok merak ediyorum ama şuna takınca bakalım nasıl bir deneyim olacak. Çünkü hani hiçbir kontrolöre benzemiyor. Yani bir Wii U kadar da tuhaf değil ama böyle bir tuhaf durumlarımız var. Şurada görebileceğiniz üzere müthiş olay olmuş. Şu R1, L1 ya da ne deniyor tam olarak Nintendo bilmiyorum. Şunları sürekli ters takıyorlar. Bakalım ben de birazdan ters takmayı deneyeceğim. Yok öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de ama bir tane daha çıkıyor bunlardan. Yani şuralara takılan. Olay olmuştu yani. Şuradan bakalım. Evet burada güzel bir Nintendo Switch. Light'ım yok abi. Light yok. Light'ı karıştırma. Light insanlar oynar diyecektim. Çok ayıp olacak diye demedim. Burada bakalım. Evet. HDMI kablomuz. Artık evde HDMI kablosundan geçilmiyor. Sağ olsun Nintendo bir tane daha vermiş. Kablo kısmını çok umursamıyorum çünkü önemli değil. Şurada bir Avrupa çıkışlı şarjımız var, pilimiz var. Bu arada Type-C mi bu? Evet, Type-C çıkışımız var. Çok şükür şu eve de artık Type-C girişli bir cihaz girdi. Sıkıldım artık micro USB yok, Xbox micro USB kullanıyor, PlayStation 4 micro USB kullanıyor. Müthiş dağıttım ortalığı. Kafamdaki planladığım şey böyle değildi ama merak etmeyin her şeyi ayarlayacağız. Şu an kutu içlerine bakıyoruz. Bu arada tüm konsollardan daha çok içerik çıktı fark ettiyseniz. Şu şekilde şuna da bakalım. Hani konsol çıkar, kontroller çıkar, biter. Bunda konsol dok işte şunları ben Nintendo olsam bunları ayrı satardım mesela. Çünkü neden olmasın? Ve geldik. Ana konsol falan değil. Ana konsol şu. Bu kutuyu artık kaldırıyorum. Bunun içinde herhangi bir şey yok. Şu ana cihazlarımızı şöyle alalım. Zarar vermem zaten merak etmeyin. Jelatinleri üzerinde. Ben bunları zaten fırlatıp fırlatıp kıracağım. Hiç merak etmeyin. Evet. Dokumuza da bakalım. Benim için önemli bir cihaz bu. Önemli bir parça çünkü ben televizyona bağlayıp da oynamak istiyorum. Çünkü güzel bir alet. Şöyle bakalım. O şu paketleri çok seviyorum ya. Evet. Şöyle söyleyeyim. Bunları hiçbir kutu açılımda aktarmadığı için insanlar ben söylüyorum. Çok dandik gözüküyor. Çok hani plastik gibi gözüküyor ama ağır, sağlam. Hani böyle bir Nintendo sağlamlığı var. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben de bütün her şeyi bu şekilde tanımlayacağım ama şurada bir giriş bölgemiz var. Şuradan takıyoruz. Şuraların konsolu çizdiğini söyleniyor. Bilmiyorum bakacağız. Ben çizince size ses veririm. Bakalım çiziliyor mu? Belki buralara ne bileyim böyle bir üçüncü parti firmalar tarafından ince yastıklar yapılmıştır. Onlara bakarız. Onlar işimize yarayabilir. Çıkmıştır çoktan. 4 yıl oldu alet çıkalı. Şöyle şurayı açınca nasıl açılıyor bilmiyorum. Ha burada da HDMI out AC adapter güç kablosu işte USB ise HDMI burada. Her şeyi buradan kullanıyoruz. Bunun dışında şurada da USB çıkışlarımız var. Güzel bir alet. Şu şekilde duracak televizyonun monitörün üstünde. Hadi şimdi ana cihaza bakalım. Dokumuz burada dursun. Şimdi öncelikle şu Joy-Con'ları bir elime almak istiyorum izninizle. Bu Joy-Con'ları yaklaşık 3 sene önce kadar bir fuarda görmüştüm ve demiştim ki bunlar nasıl aletler böyle demiştim. Ne kadar ufaklar falan. Ufaklar ama yani şu sesleri bir dinleyin. Nintendo 2DS'in basma hisleriyle birazcık aynı şu klikli ve tık tıklı diyebileceğim türden değişik bir alet. Şurada görebileceğiniz titreşimi çok iyi diyorlar. Şurada işte mesafeyi ölçebilen değişik zamazingolar eklenmiş. Çok tatlı bir cihaz ve tabii ki de müthiş pahalı bir cihaz. Analog çok ufak. Analogun çok ufak olması benim çok hoşuma gidiyor. Yani böyle ya tabii ki ben mesela DualShock 4'ü de daha çok severim bu açıdan. Çünkü analogları birazcık daha ufaktır. Mesela PlayStation 3'e göre. Mesela Xbox'ın analogları bayağı büyüktür. Ben ufak analog daha çok severim. Benim parmaklarım yorulmasın. Circle Pad kullanmamaları iyi olmuş. Nintendo Switch'te. 2DS'de olduğu gibi. 2DS'i de çıkaracağım birazdan. Şöyle bakalım. Mavi Joy-Con'umuza da bakalım. Renkli olması çok hoşuma gitti. Gri de güzel tabii de. Bunlar ayrı bir güzel. Bakalım drift problemimiz var mı? Evet. Yani şu şekilde elime alıp bir şeyler oynamayı deneyeceğim. Tabii zor olacakmış gibime geliyor. Çünkü değişik bir alet ama bakalım zamanla alışacağız bunlara. Şunların tuş olduğunu da öğrenmek benim için güzel oldu. Burada home button'ımız var. Bu da share button gibi bir işe yarıyormuş galiba. Bakalım kliklerinde de bir problem yoksa oynayacağız, göreceğiz. Tamam. Joy-Con'larımız burada. Hatta aleti çıkarmadan şunları bir takalım. Şunu bir deneyelim. Bakalım ilk kez bir klik deneyimi. Oy çok güzel. Çok güzel. Evet. İşte istediğim şey bu. Şu an alet parasının hakkını verdi. Evet şu şekilde. Oo. Evet. Evet biraz ufak. Biraz ufak. Biraz değişik. El ağrıtacak cinsten şey değil.
Ama biraz alışmak gerekecek tabii. Buna bakacağız şimdi. Bir de bunun çıkarma olayı var. Şuraya bası tutuyoruz ve tabii ki ben çıkaramıyorum. Bunlara alışacağız arkadaşlar. Bunlar zamanla olacak. Şimdi bakalım. Şöyle, evet, kırmadan aleti. Bu güzel bir aletmiş. Şunlara da bir bakalım mı? Hadi bence yazayım sonra saklayacağım. Böyle heyecan yaratayım diye uğraşıyorum. Yani şu şekilde bir alet. Şimdi bunu takmak önemli. Bakın burada eksi yazıyor. Bunu buraya koymuş adamlar. Yani bunu zaten mantıksal olarak bileklik olduğunu anlamanız lazım. Yani Joy-Con'un alt tarafında kalacak bu şey. Yani şu şekilde takacaksınız. Bu kadar ya. Şu şekilde oynaması nasıl? Test ediyorum şu anda. Müthiş zor. Müthiş zor tabii ki. Ama müthiş zor dediğim şey değil. Hani böyle oynayamazsınız değil ama böyle bir değişik bir deneyim. Ufak bir deneyim. Bakalım bunlara dediğim gibi her şey zamanla. Çünkü bu alet çok değişik bir alet. Göreceğiz. Ha bu tarafında da artı varmış. Ha, aynı şeymiş yani. Bunun sağı solu yokmuş. Değişik. O dedim bir an yamuk mu taktım? Ödüm patladı. Ben çok kıyamıyorum bu tarz aletlere. Hani ufak ufak şey ediyorum. Elliyorum. O yüzden biraz problemliyim. Bakalım şurada da güzel bir şeyimiz var ve geldik konsolun kendisine. Hakikaten Nintendo Switch karşınızda şu şekilde çıkaralım ve evet güzel. Merhaba ben. Merhaba. Yansıyoruz yine. Uf bunlarla biz bu cihazla yine yansımaya devam edeceğiz. Yani bu arada kanal hakkında şöyle bir şey diyeyim. 3DS videoları devam edecek. Çünkü 3DS çok güzel bir cihaz. 3DS oyunları bunda çalışmıyor. O yüzden çok mutluyum. Çünkü 3DS'im var. Evet. Böyle güzel bir cihaz var. Yani 3DS'in hakkını vermeye devam edeceğiz. Şöyle tuşlarımız burada. Oyun girişimiz falan da filan da. Bakıyorum bir göçük möçük var mı? Hiçbir göçüğümüz yok. Hadi bakalım. Takalım bir elde oynayalım. Benim en çok merak ettiğim şey yine hiçbir yerde konuşulmayan bir şey. Bu aletleri taktığımızda bu kenarları titriyormuş. Şöyle çizdirmeden. Bunun ekranında bir şey almak gerekiyor. Koruyacağız. En çok merak ettiğim şey evet. Tam tahmin ettiğim gibi zaten internette konuşulurdu böyle bir şey olsaydı. Şunları taktığınızda şu titriyor mu? Benim için önemli olan bu. Hiçbir problem yok. Tertemiz. Ve bir şey diyeyim mi? Bakın ben doğrudayım. Çok güzel. Hakikaten mükemmel. Yani ben videolarda izlerken şey alıyordum. Hani bu analog biraz aşağıda parmaklarım böyle kalır falan. Light almama sebebim de birazcık o. Hani elde oynayacaksam da geniş olsun. Ben biraz büyük alet seviyorum. O yüzden şuradaki şey kamera galiba dedim kırık mı dedim bu ne bu kırık değil bu da burada farklı bir şey var şöyle bir evet reji kontrol etti onun ekranla herhangi bir alakası yokmuş cihazın kendisindeymiş hadi bir açalım bakalım şarj yoksa çıldıracağım geçen sefer de şarj yoktu çünkü ben bunu açıyorum. Patladık arkadaşlar. Neyse ki rejimiz imdadımıza yetişti. Şuradan şunu bir takalım bakalım. Şimdi bir daha bir deneyelim. Evet. Şarj oluyor. İyi. Bozuk değil alet. Güzel. Açalım bakalım. Yap Nintendo selam. Ben şimdi senin şarj olmanı bekleyeceğim ya. Evet arkadaşlar bu alet şarj olurken en azından kendinden çıkacak kadar şarj olurken biz de bu sırada bir 2DS XL'e bakalım. Boyutlarını karşılaştıralım. Şu şekilde kendi kabı var. Ben kendi case'imde saklıyorum bunu. Bakalım boyutları ne durumdaymış 3DS'le beraber. Aslına bakarsanız çok öyle müthiş bir fark yok aralarında. Bu da leş gibi tozlanmış ama olsun. Şöyle söyleyeyim resmen şu iki ekranı alıp birleştirmişler ve Nintendo Switch'i yapmışlar. Şu şekilde tuş kalitesi olarak yani çok fazla farklı değiller. Benim en çok merak ettiğim şeylerden biri de bakalım Mario falan oynayınca hani şuradaki D-pad nasıl bir performans verecek? Çünkü hani şu şekilde artı şeklinde olmadığı için belli başlı problemlerimiz olabilir. Bakalım tutuş hisleri tabii ki birbirinden farklı. Şöyle kapatılabiliyor. Tabii ki daha rahat taşınabilecek bir cihaz ama gücüyle vesaire kıyaslandığında karşılaştırılamayacak bir cihaz olduğunu ben de biliyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakikalık bir şarj süresinden sonra Nintendo Switch kendine geldi. Ben bu bekleme süresince şu aletleri birazcık test ettim, çıkardım, taktım. Bunlara alışmak zor olacak. Her şey çok güzel aslına bakarsanız. Tek tuhaf kalan yanlarından biri küçük olmasının dışında Joy-Con'ların analogları küçültmüşler. Ve analogları küçültmek için de farklı bir teknoloji kullanmışlar. Analoglar hem ufak hem böyle ufak tefek
nasıl diyeyim, kademeli hareket ediyorlar. Bunlara alışılır, problem değil. Değişik bir his olduğunu söyleyebilirim. Hesabım falan girdim. Hesabımı girerken şöyle bir şey söyledi. Sadece bir kere kendi hesabınızı, Nintendo hesabınızı girebiliyor musunuz? O yüzden Nintendo hesabınızı girerken dikkatli olun veya ikinci el alırken bunu bilerek şey edin. Çünkü sıkıntılar olabilir. Şimdi bunu neden böyle tutuyorum? Çünkü şöyle bir şey var ve bunu size göstermezsem kendimden nefret edeceğim. Yes, çok güzel. Evet, böyle güzel özellikleriniz var. Bir de az önce de gördünüz, buraya bağlı olmasına gerek yok. Şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Titreşimleri çok güzel gerçekten. Sensin low battery ya. Bir şeyin de low battery olmasın ya. Nefret ediyorum senden. Her neyse. Şimdi bomboş bir menümüz var. Şöyle bir şey deneyeceğim. Profilimi girdim. Ama profilde ikonum yok. O ikonu meme'i yapabiliyor muyum? Kendi meme gelecek mi buraya? Yoksa sıfırdan mı yaratacağım? Sıfırdan yaratacaksam yaratırım. Direkt sıfırdan mı yaratacağım ben Mii'yi? Hadi sıfırdan Mii yaratalım. Ben önceki Mii'mi çok sevmiyorum. Hadi bakalım yaratalım. Evet, aslına bakarsanız 2DS'deki meme'den çok farklı bir şey yapmadım. Saç tipini değiştirdim sadece. Keşke 2DS'deki meme'i kullanabilseydim. Neyse, çok önemli değil. Böyle bir şey yaptım, çok önemli değil. Ama yine zamanımı güzel aldı. Güzel. Okey, hadi kullanalım. Yaşasın. Okey. Artık bu konsol bana özel bir konsol oldu. Yaşasın. Evet. E-Shop'una bir bakalım mı? E-Shop'una bakmadan önce hadi, o kadar biliyorum, biraz uzun bir video oldu, kusura bakmayın ama hani her zaman yeni konsol alan biri değilim. Şöyle Super Mario Maker 2 aldım. Pahalı değil galiba ama bakalım ne olacak. Region lock olmadığı için bu online aboneliklerde falan bir problem oluyor mu? Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Umarım olmaz. Oluyorsa yandık şu an. Gerçi bu alette, bu oyunda sıfır değildir çünkü fiyatına göre biraz uyguna aldım. Zaten orijinal jelatin bu şekilde olmaz muhtemelen. Bunları yorumlarda bilgilendirirseniz, mesela bu oyun PAL değil, sanırım Middle East yazıyor burada. Bunları bana söylerseniz iyi olur. Bu oyun PAL değil ve ben gidip üyelik alırsam PAL hesabından patlar mıyım? Bunlar önemli benim için. Bunları yazarsanız sevinirim. Çünkü cevap yok bunlar için. Bunlar hakkında bir cevap bulamadım. Şey diyeceksiniz, Zelda'sız konsol mu olur falan. Olacak. Olacak. Merak etmeyin. Zelda da aldım. Gelecek. Ciddi değişik bir durumdayız. İkinci el mi, dördüncü el mi aldık bilmiyorum. Middle East kutusundan USA çıktı. Yaşasın spotçular, yaşasın dünya. Bunu yemeyeceğim biliyorum. Hepiniz bunu yememi bekliyor ama bildiğiniz malum sebeplerden dolayı bunu yemeyi şu an için düşünmüyorum. Ölmeyelim. Gerek yok. Şunu bir takalım bakalım çalışacak mı? Hem siz de görün. PAL cihaza USA oyun takarsak ne olur? Bu şimdi USA oyun ama acaba ben bunun online özelliklerini kullanabilecek miyim? Kullanamazsam bilmiyorum ne yapacağım. Evet, şuradan şu game kart olayını da game kart slot olayını da bir deneyelim bakalım. Şöyle. Yep. Geldi. Geldi. Basalım. Update, download. İyi. Herhangi bir şekilde sen Avrupa cihaz kullanıyorsun. Bık 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 etmedi ve arkadaşlar Nintendo Switch'imiz görebileceğiniz üzere bu şekilde sizlerle beraber idi. Şöyle ben her şey kutu içeriye o kadar kalabalık ki ne koyacağımı şaşırdım. Nintendo Switch buradaydı artık. İlk izlenimlerle vesaire Zelda ile Splatoon'la karşınızda olacağım. Zelda henüz elime ulaşmadığı için Zelda'yı koyamadım videoya. Olsun, çok önemli değil. Mario Maker da benim için çok önemli bir oyundur. Evet, şimdi de bir bakalım televizyona bağlayalım. Televizyonun yanında çok tatlı durduğunu söyleyebilirim. Ufacık bir cihaz zaten. Şimdi bakalım şu şekilde Nintendo'muz hazırda bekliyor. Bakalım bir takalım. Henüz şarj tabii ki olmadı ama olsun, bir deneyelim. Belki şarj da oluyordur. Şöyle öncelikle kontrolörlerini çıkaracağım. Çünkü hani o reklamlarda takıp çıkarıyorlar ya. Merhaba, bu arada yine yansıyorum. Yok, onu ben yapamam. Cesaret edemem. Şimdi bakalım takalım ve hani şu geçiş hızını da bir görelim. Ne kadar hızlı bir şekilde geçecekmiş. Bu arada tablet kadar bir boyutu var ha. O da değişik bir durum. Şöyle bir bende o yok. Çıkardım ben onu. Tabii ki önemli değil. Önemliymiş. Bir takalım. Şarjı bitti herhalde bunların.
Tamam. Birkaç tane demo indirdim. eShop üzerinden eShop çalışıyor mu diye. Captain Toad'u çok merak ediyorum. Just Dance'de öylesine bir indirdim. Bakalım nasıl çalışıyor diye öylesine. Just Dance severim. Evet, şimdi bakalım bir deneyelim. Şöyle kamerayı birazcık daha yaklaştıralım. Kablolamayı güzel bir şekilde hallettim. Ama tabii ki de birazcık uğraştırmadı desem yalan olur. Şimdi bunu çizdirmeden şu şekilde takmaya çalışıyorum. Bakalım buldurabilecek miyim? Evet, şu an çizdim. Şu an yok oldu adet. Evet, şöyle. Çuk oturdu. Keşke HDMI portunu da şey etseydim. Keşke HDMI portunu da ayarlasaydım ama neyse olsun. Gecikmeyi deneyeceğiz, merak etmeyin. Biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Şöyle. Ekrandan görüntü gitti zaten gördüğünüz gibi. Şöyle bir işte şuna bir geçelim. Evet. Görebileceğiniz üzere tak burada. Evet. Gördüğünüz üzere tak tak. Kontrol edebiliyorum. Bir an ses buradan mı geliyor dedim. Ne oluyor? Hatta şöyle sesini açalım. Şöyle söyleyeyim. Ekrandaki görüntü tabletteki görüntü kadar iyi değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sonuçta upscale ediyor görüntüyü. 720p'yi 1080p'yi tam olarak çıkartıyor diyemeyiz. Ama tabii ki de bu da bir şeydir. Ha, şu şekilde tut diyor. Ya yani bu şekilde kullanmak için bu şekilde tutup ha, evet bu şekilde kullanabiliyorum. Şöyle bir Captain Toad'a girelim. Değil mi? Bir deneyelim. Her bir uygulamaya girdiğinizde sizden şeyi istiyor. Merhaba bu arada, yine yansıyorum. Hesabınızı kullanmanızı istiyor. Bu uygulama aracılığı. Allah ses. Aman. Aman. Patladık Captain Toad, dur. Yedik, telif yedik. Heh. Şöyle bakalım, startlayalım. Şu şekilde oynamak benim en büyük hayalim. Şöyle. Çok güzel titriyor, biliyor musunuz? Hakikaten titreşimleri çok güzel. Yapayım mı? PlayStation 5'teki 5 abiler gibi. Oo, titriyorum arkadaşlar. Evet. Aa, motion controller var. Ha, bu ikinci controller değil mi? Oo arkadaşlar, titreşimleri çok güzel ha. Benim sesim gelmiyor muhtemelen. Peki Mario Maker aldın, gidiyorsun Captain Toad'u deniyorsun. Neden? Çünkü direkt olarak oyuna girebilmek için. Yoksa herhangi bir şey yok. Motion controller. Bu da ikinci oyuncu eğer şey yaparsa herhalde, muhtemelen o yüzden. Şöyle. Oo arkadaşlar, titreşimleri çok güzel aletin ha. Boş yapmamış adamlar. Japonlar biliyor işini. Oo acayip güzel titriyor bu arada. Alışmışım PlayStation 4'ün Xbox'ın zangır zangır titremesine. Kimdir PlayStation 5'te nasıl bir deneyim olacak o titreşimler. Rastgele oynuyorum tabii ki de. Analog kontrolleri falan da çok eğlenceli bu arada ya. Görüntü kalitesini söyleyeyim. 720p olduğu belli, evet. Ama rahatsız etmiyor. Net söylüyorum yani. Rahatsız etmediğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, Nintendo Switch sonunda elimizde, şu şekilde kapatabiliriz. Ben birazcık daha eShop'ta dolaşacağım. Demo deneyeceğim bir sürü. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yer problemimiz var. Şöyle de şuradan gösterirsem eğer. Nerede? Data Management'ta göreceksiniz. 23 GB'ım kaldı daha şimdiden. Bu arada unutmadan şu gecikme olayını da bir deneyelim bakalım. Şu anda görebileceğiniz üzere Nintendo Switch ekranda açık. Nintendo Switch'imiz burada ve bakalım bir tutup çekelim ne kadar gecikmeyle. Hani bu müthiş büyülü özellik nasıl çalışıyormuş. Sıkıldım, televizyona lanet olsun dedim. Elde oynayacağım dedim. Tuttum. Çektim. Pıt, burada. Tertemiz iş. Sıkıldım. Lanet olsun ekran dedim. Televizyonda oynayacağım. Pıt. Burada. Muhtemelen benim televizyonum daha kaliteli olsa daha hızlı bir gecikme alırım ama yep, güzel. Hoş. Güzel. Evet arkadaşlar, o zaman Nintendo Switch bu şekildeydi. Kutusunu açtık. Oynadık, denedik. Nintendo Online olayına da gireceğiz bakalım Splatoon 2 ile beraber. Şimdi benden bu kadar, o zaman hoşça kalın.